Bilkent Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Merkezi spor kurslarına hoş geldiniz. Bugün sizinle 10 dakika sürecek bir nefes çalışması yapacağız. Bugünkü çalışmamız yine son yaptığımız nefes çalışmasının devamı olacak. Yani anuloma viloma nefesi, dönüşümlü nefes, ay ve güneş nefesi. İkisinin birleştirdiğimiz bir nefes çalışması yapacağız. Aynı zamanda ilk videomuzdan itibaren çalıştığımız karın göğüs üst göğüs nefesi ve bunun birleşiminden oluşan tam yoga nefesini de bu nefesle birleştirerek daha farklı bir nefes çalışması yapmış olacağız. Şimdi yine bedenimizi rahat edeceği bir pozisyona getirelim. Ufak bir stretch yapacağım, çok az. Ve sonra da tekrar nefeslerimize başlayacağız. Sandalyede oturabilirsiniz, bağdaş pozisyonuna gelebilirsiniz, kalçanızın altına yükseklik koyabilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız, önemli olan dik oturmanız. Şimdi yogada olan bir Gomukhasana duruş, inek başı duruşu var. Bunu çalışarak nefes bölgemizi yine açmış ve rahatlatmış oluyoruz. Sağ kolumuzu bükelim ve yukarıya doğru iterek nefes alalım. Burada biraz kalalım. Göğsümüz iyice açık. Sakin nefes alıp veriyorum sadece. Bekle. Burada sadece yukarıdaki kolunu tutarak yapabilirsin. İstiyorsan diğer kolunu alttan getirerek tutabilirsin ama şu anda belki bedenin sertse bunu izin vermeyebilir. O zaman sadece yukarıdaki kolunu iterek kalabilirsin. Ve burada sakin nefes al, ver. Göğsünü rahatlat. Şimdi bozdun ve rahat bıraktın. Diğer kol, sol kolu uzattın ve çektin, yukarı kaldırdın. Sadece burada kalabilirsin. İstersen arkadan tutabilirsin. Nefes al, ver. Güzel, rahat bıraktın. Bir tane daha duruş göstereceğim yogada yine nefesimizi açan. Kobra duruşu. Aslında hepimiz çok iyi biliyoruz bu duruşu. Karın üstü yatışa gelelim. Bunda yine dediğim gibi sandalyedeysen de ellerini sandalyeye yaslayarak, masaya yaslayarak yapabilirsin. Göğsü açarak yapabilirsin. Ellerimi çok fazla yakına getirmiyorum. Biraz öne getirdim ve yavaş yavaş kendimi kaldırdım. Göğsümü açtım. Omuzları geri çektim. Nefes aldım, verdim. Burada biraz esnettim kendimi. Biraz bekledim. Şimdi yavaşça indim. Ve yavaşça tekrar nefes çalışacağım pozisyona yerleşiyorum. Rahat bir pozisyonda oturalım. Önce anuloma viloma nefesini yapalım. Bir önceki videoda tek tek yapmıştık. Yani surya ve chandra kısımlarını ayrı ayrı yapmıştık. Şimdi ikisini birleştiriyorum. Yani sağdan al, soldan ver. Soldan al, sağdan ver olacak bu sefer. Hangi kolunu kullanmak istiyorsan onunla başlayabilirsin. Yine iki parmak içeride kıvrık, diğer iki parmak yan yana bu şekilde duruyor. Kaldırmana gerek yok. Diğer baş parmak da bu şekilde duruyor. Önce sağdan nefes alacağım, soldan nefes vereceğim. Sonra soldan nefes alacağım ve sağdan nefes vereceğim. O yüzden önce sol burun deliğini kapatıyorum ve nefesi sağdan alıyorum. Kapattım. Soldan veriyorum. Nefesi soldan alıyorum. Kapattım ve nefesi sağdan veriyorum. Nefesi sağdan alıyorum. Nefesi soldan veriyorum. Nefesi soldan alıyorum. Nefesi sağdan veriyorum. Şimdi bu ritmi ellerin alışınca, bedenin alışınca bir tane daha odaklanacağımız bir şey ekliyoruz nefese. Bu nefesi
alıp verirken sadece karın nefesi almaya çalış. Karnın şişsin ve karnın insin. Tamam? Yine nefesin derinliği çok aşırı büyük olmasına gerek yok. Normal karın nefesi alıp ver. Ama anuloma viloma nefesine devam ediyorsun. Şimdi nefes alıyorum karnıma doğru. Tuttum ve veriyorum. Nefes alıyorum karnıma doğru. Veriyorum. Nefes alıyorum karnıma doğru. Veriyorum. Soldan alıyorum karnıma doğru. Sağdan veriyorum. Ve rahat bıraktım. Şimdi nefesimizin bölümleri 3 tane biliyorsunuz. Karın, göğüs ve üst göğüs olarak ayırmıştık. Fakat bugün çok fazla uzatmamak için karın ve göğüs ikiye ayırıyorum sadece. Biz şimdi karın yaptık. Şimdi de göğüs bölgesine sadece genel olarak odaklanıyorsun. Ve nefesini sağdan göğsünü alıyorsun, soldan veriyorsun, soldan göğsünü alıyorsun, sağdan veriyorsun gibi bir tur daha yapacağım. Şimdi yine ellerimi yerleştirdim ve nefesimi sağdan göğsüme alacağım. Soldan veriyorum. Soldan göğsüme alıyorum. Sağdan veriyorum. Sağdan göğsüme alıyorum. Soldan veriyorum. Soldan göğsüme alıyorum. Sağdan veriyorum. Şimdi tekrar normal nefesine dön. Burada bedeninin sıkıştığını, nefesi hızlandırmak istediğini hissedebilirsin. Çünkü tek burun deliğinden ve tam göğsü dolduracak bir nefes almaya çalışınca nefes süresi bayağı uzuyor. Bu aslında bizim istediğimiz bir şey. Ama duygu olarak sen bir an önce nefes almak istediğin için, oksijenlenmek istediğin için onu hızlandırmak istiyorsun. Bu kısmı yavaş yavaş geliştireceksin ve bu iyice yavaşlayacak. Şimdi tam nefes yapacağım. Yani karınıma, sonra göğsüme alacağım. Yine anuloma viloma yaparken. Ve bu birazcık daha uzun olduğu için aslında beni birazcık daha zorlayacak ama dene ve bu zamanla emin ol ki sakinleşecek ve rahatlayacak. Şimdi tekrar ellerini yerleştirdin. İstersen bu arada elin yorulduysa el de değiştirebilirsin, fark etmez. Şimdi nefesimi yine önce karnıma sağ taraftan alıyorum. Sonra göğsüme alıyorum. Kapattım ve soldan karnımdan veriyorum. Göğsümden veriyorum. Nefes dışarı verirken daha sessiz olmaya çalışalım. Tekrar burada önce karnıma doğru soldan alıyorum. Göğsüme doğru alıyorum. Kapattım ve sağ taraftan nefes veriyorum. Bu arada dinlenebilirsin istersen. Ben şimdi dinlenmeden bir kez daha yapacağım. Karnıma doğru nefes alıyorum sağ taraftan. Göğsümü almaya devam ediyorum. Tam nefes doldurunca kapatıyorum. Soldan veriyorum önce karın.
Sonra göğüs. Tüm nefes dışarı çıksın. Ve bir kez daha. Sol taraftan önce karın. Sonra göğüs. Kapattım. Sağ tarafı açtım. Önce karın. Sonra göğüs. Nefesi boşalttım ve bitirdim. Burada önemli olan bir nokta daha var. Nefesimizi dediğim gibi biz tek burun deliğine düşürdüğümüz için çok hızlı almak istiyoruz ve sürtünmesi artıyor. Sürtünme artınca agresif bir nefese dönüşüyor ve agresif nefes burun kanallarımızdaki sinir uçlarına temas ettiği için o sürtünme, yoğunluk, ısı. Biz aslında sinirlendiğimiz zamanlarda burnumuzdan soluyoruz ya böyle sert sert. Beyne gerginlik sinyali gidiyor. O yüzden olabildiği kadar sürtünme hızını azaltmaya çalış, sakinleştir ve sesini, bunu nasıl anlıyorsun? Nefesin sesi çok dışarı çıkıyorsa, yanındaki kişi duyabilecek kadar yükseliyorsa sürtünmesi fazla demektir. Ama nefes sadece sen duyabilecek kadar az bir sürtünmeye sahipse o zaman doğru bir nefes alıyorsun demektir. Bunu belki birazcık daha inceltebilirsin. Bu çalışmayı da yine tam nefes ve anuloma bileme birlikte en azından bir 3 veya 5 tekrar yapabilirsin. Aralarda dinlenme de koyabilirsin. Bugünlük de nefes çalışmamız bu kadardı. Kendine iyi bak. Hoşça kal.